Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu kürdî makamının ut üzerindeki icrası. Kürdî makamının durağı dügah perdesidir. Dizisi yerinde kürdî dörtlüsüne neva perdesi üzerinde buselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. Yerinde kürdî dörtlüsü dördüncü derecede yani neva perdesinde buselik beşlisi. Dizinin güçlüsü dörtlü ile beşlinin ek yerindeki neva perdesidir. Üzerinde buzelik çeşnisi bulunmaktadır doğal olarak. Asma kalış perdeleri ise kürdî dörtlüsünün bir taneni altında buzelik beşlisi vardır. Bu da rast perdesi üzerinde kalışlar anlamına gelir. Bu esnada daha önceki derslerimizde gördüğümüz buzelik dizisinin rast perdesi üzerindeki şeddi olan nihavent makamına ufak bir geçki anlamına gelir. Bu esnada mi bemol yani küçük mücennep bemolü kullanılmak şartıyla nimhisar perdesini icra ederiz geçici olarak ve bir nihavent makamına geçki elde etmiş oluruz. Bunların haricinde çargahta çargahlı ve kürdîde çeşnisiz kalışlar yapılabilir. Donanımına si için küçük mücennep bemolü yazılmaktadır. Perdelerin Türk musikisindeki ismi dügah, kürdî, çargah, neva, hüseyni, acem, gerdaniye ve muhayyerdir. Yeden ise rast perdesidir. İkinci çizgideki sol. Ve kürdî makamında bazen yeden perdesi nim zirgile olarak kullanılır. Nadiren de olsa. Dizimizin genişlemesi tiz taraftan yapılır. Pest bölgedeki yani kürdî dörtlüsü, birinci kattaki kürdî dörtlüsü tiz durağın hemen altına simetrik olarak aktarılır. Genişleyen bölgedeki perdelerin Türk musikesindeki isimleri ise muhayyer, sünbüle, tiz şergah ve tiz nevadır. Tiz bölgedeki bu genişleme esnasında neva perdesi üzerinde bir buselik dizisi meydana gelir. Geçkilerimizde bu diziyi de kullanmış oluruz. Şimdi kürdî seslerini kullanmak suretiyle ufak bir taksim çalışması yapalım. Thank you.
Kürdi makamının icrası esnasında udumuzda çeşitli pozisyon değişimleri uygulamak mümkün. Lakin udumuzda bu pozisyon değişimlerini uygularken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var, hususlar var. Udun birinci kolon bölgesinde ihtiyaç duyduğumuz perdeler var ise o dizinin, o makamın icrası esnasında birinci pozisyonu biz yoğun olarak kullanabiliyoruz. Lakin herhangi bir başka tele geçtiğimiz zaman ihtiyacımız olan bu işaret parmağını birinci kolon bölgesinde kullanacak bir perde yok ise biz ikinci ve daha sonraki pozisyonları tercih edebiliyoruz. Yoğun olarak burada bulunan dügah, kürdi ve çergah perdelerini birinci pozisyonda elde ettikten sonra hemen neva perdesi, neva teli üzerinde devam eden sesleri ikinci pozisyonda ve kapalıları varsa aşağı doğru diğer pozisyonlarda icra etmek mümkün. Tiz bölgelerde gelişebilecek olan ses hasarlarını, ses risklerini ortadan kaldırmak amacıyla da çeşitli pozisyon çalışmaları yapmak mümkün. Çünkü ut üzerinde herhangi bir perde olmadığı için biz kulak nizamıyla, göz yordamıyla ve el hakimiyetiyle bu riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden de sıklıkla pozisyon değişim çalışmaları yapmamız icap eder. Evet, kürdi makamının dizisi bu şekilde ifade edilebiliyor. Nazari olarak kürdi makamını anlatmaya çalıştım. Hepinize kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar.